Evet, geliyoruz arkadaşlar. Birinci Göktürk Devleti. Malum Türk adından bahsederken Türk adıyla kurulan ilk devlettir dedik bunu. Ve Bumin Kağan tarafından kurulur arkadaşlar. Avar Devleti'nin topraklarında Bumin Kağan tarafından kurulur. Normalde Bumin Kağan Avarlarda bir demirci ustasıdır. Bu demirci ustası bir isyanı engeller. Töles isyanı dediğimiz isyanı engeller arkadaşlar. Yani Orta Asya'da dağınık bulunan Türkleri engeller. İsyan etmişlerdir Avarlara karşı. Bunun üzerine Avar Hakanı Bayan Han Bumin Kağan'a ordu komutanlığı verir. Bu sefer Bumin Kağan Avar Hakanı'nın kızıyla evlenmek isteyince der ki sen daha düne kadar benim kölemdin, demirci ustamdın. Sana verecek kız yok der. Bu sefer Bumin Kağan Avarların şeyin Töleslerin önüne düşerek arkadaşlar Avarları yıkar. Töles isyanı ile Avarları yıkarak kurulmuştur birinci Göktürk Devleti. Lütfen bu Töles isyanına dikkat ediniz arkadaşlar. Yine Bumin Kağan ülkeyi kardeşiyle beraber yönetecek. İstemi Yabgu'yla beraber yönetmiştir sevgili arkadaşlar ülkeyi. İstemi Yabgu döneminde yani devlet o zaman ikili teşkilatla yönetildiğini bileceğim. İstemi Yabgu ülkenin batı kanadını yönetir. Doğu kanadını da Bumin Kağan yönetir arkadaşlar. Batıyı yöneten hükümdar İstemi Yabgu'dur. Doğuyu yöneten hükümdar Bumin Kağan'dır. Bunu lütfen unutmayınız. Yani biz Batı'yı yönetene Yapku ünvanını veririz, Yapku sıfatını veririz. Eyvallah. Ama geçtiğimiz sene ÖSYM bir soru sordu. Dedi ki, Sasanilerle ittifak yapan ya da Bizans'a elçilik gönderen hükümdar adını sorunca İstemi Yapku'yu hükümdar olarak aldı. Onun için Batı'yı yöneten hükümdar Yapku olarak anılsa da bildiğimiz devlet hükümdadır. Asıl Kağan normalde doğuda gibi ifadeler kullanıyorduk biz. Bayan Han ile Kağan Anakul aynı kişi mi oluyor hocam? Yakup sen bunları nereden duyuyorsun? Kağan Anakul'u ben senden duydum desem yeri var. 12 yılın sonucunda yani 12 yıldır anlatıyorum bunu. İnan ilk defa senden duydum dostum. Kağan Anakul'u. Eğer bağlamından koparırsanız KPSS'yi işin içerisinden çıkaramazsınız. Bizim tarih dediğimiz ya da en azından benim bildiğim arkadaşlar şu bardağın dolusu kadar ancadır. Çünkü tarih bir deryadır, denizdir. Buranın oydu buydu bunları alırsanız işin içinden çıkamazsınız. Bize şu bardağın dolusu bile lazım değildir. Bunun içerisindeki iki damla, üç damla su ya da bir kaşık su bizim KPSS'de ihtiyacımızı görecektir arkadaşlar. Onun için öyle ıvıra zıvıra her şeye çok takılmayın, haberiniz olsun. Veya çalıştığınız kaynaklarda yazıyorsa o kaynakları hemen rafa kaldırın. Çok da verimli olacağı kanaatinde değilim. Geliyorum nereye? Ülkeyi ikili teşkilatla yönettik dedik. İstemi yap bu arkadaşlar. İpek yolu için Sasanilerle birleşerek Akhun devletini yıkar. Sorulmuştur, sorulacaktır haberiniz olsun. Yani Göktürk artı Sasani ittifakı ile Akhun devleti yıkılır. Sonrasında İpek yolunda Göktürkler ve Sasaniler güçlenmeye başlayınca bu sefer ben Bizans ile anlaşarak, teklif Bizans'tan gelir, Bizans ile anlaşarak Sasani devletini zayıflatırım arkadaşlar. O zaman İpek yolu için Sasani artı Göktürk, Akunlar yıkılır. Bizans artı Göktürk, Sasaniler zayıflatılır. Bumin Kağan'dan sonra devletin başına Mukan Kağan geçer. Türkleri o da bir çatı altında toplar aziz canlar. İstemi Yapku ile beraber yönetir. Yani İstemi Yapku yeğeniyle ya da Mukan Kağan ülkeyi amcasıyla beraber yönetmiştir. Buna da lütfen dikkat edin.
Hani der ki ikinci gök, şey birinci Göktürk devletinde istemi yap bu ülkeyi aşağıdaki hükümdarların hangisiyle beraber yönetmiştir? Sağı yöneten ya da doğu yöneten Bumin artı Mukan'la beraber yönettiğini bilsek yeterli. En parlak dönem Mukan Kağan dönemidir. 2016 lisans sınav sorusu bir tane özellik verdi ve Göktürk devletinin en parlak dönemi aşağıdaki hangi hükümdar döneminde dedi? O da Mukan Kağan dönemindeydi aziz canlar. Geliyorum bir diğere. Mukan Kağan'dan sonra devletin başına İşbara Kağan geçti. Doğunun başına. İstemi'nin oğlu Tardu geçti. Amcayla yeğen kavga etmezken bu iki kuzen arkadaşlar birbiriyle kavgaya başladılar. Devlet bu sefer siyasi olarak bölündü. Siyasi olarak bölündükten sonra Çin'in egemenliğine girdiler. Yaklaşık bu egemenlik, Çin egemenliği 50 yıl kadar sürmüştür arkadaşlar. Çin'in egemenliğinden kurtulmak isteyen Türkler, Kürşat adlı bir çerinin, bir komutanın liderliğinde Çin'e karşı isyan edecekler. İsyanları başarısız olmuştur. Bu isyan, Kürşat isyanı ya da Kürşat ihtilali, Türk tarihinin ilk milliyetçi, ilk bağımsızlık isyanıdır arkadaşlar. Her ne kadar bu isyan başarısız olsa da Çin'in yüreğine korku salmaya yetmiş, Kürşat'ı örnek alan 3-5 kişi daha isyan edince Çin bizim esaretimize son vererek Türkleri Orta Asya'da dağıtmıştır arkadaşlar. Sonrasında bir araya gelen Türkler 2. Göktürk ya da Kutluk Devleti'ni kurarlar. Ancak burada şuna dikkat etmekte fayda var. Gelebilecek zor bir sorunuzdur bu arkadaşlar. Hani Orta Asya'da Türkler 50 yıllık Çin esaretine girdiklerinde hocam Orta Asya'da Türk devleti kaldı mı? Kaldı. Bir tane devlet ayakta kaldı arkadaşlar. O da Türgişlerdir. Yani Türgişler esareti döneminde Orta Asya'da hüküm sürmüşlerdir arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Orta Asya'da varlık gösteren, uzun uzun yazıyorum belki buradan alırsınız, tek devlettir. Ne bileyim, o zaman Türgeş dediğim devlet 1. Göktürk Devleti ile çağdaş bir devlet arkadaşlar. Onun için Türk tarihini devam ettirmişler. Kesintiye uğramamıştır Türk tarihi Orta Asya'da arkadaşlar. Kurulurken, Töles isyanı yıkılırken Türgişlerin bu egemenliğine dikkat etseniz sizin için iyi olur. Sonrasında 2. Göktürk Devleti dediğimiz devlet kurulur. Bu devletin adına Kutluk Devleti de denir arkadaşlar. Kutluk Kağan kurduğu için Kutluk Devleti denir. Kurucusu Kutluk Kağan'dır bu devlet. En parlak dönemlerini de bazı kaynaklar işte Bilge Kağan, bazı kaynaklar Kültigin yazar. Hükümdarlarını bilsek yeterli. Kutluk Kağan'ı sorması için bana şu ifadeyi kullanır. Çin'e karşı başarılı 46 sefer yaparak devletini kuran hükümdar der arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Çin'e karşı başarılı 46 sefer sonucunda devletini kuran kişi Kutluk Kağan'dır. Dağınık olan Türkleri derleyip toparladığı için İlteriş Kağan olarak tahta geçer. Kutluk Kağan aziz canlar. Derleyen, toplayan, devlet kuran anlamında İlteriş olarak bilinir burası. Sonrasında 2. Göktürk Devleti deyince arkadaşlar bizim aklımıza 3 kişi gelecek. Bunlardan birisi Bilge Kağan'dır. Birisi Kültigin'dir ki Bilge Kağan'ı en parlak dönem olarak da alabiliriz dediğim. Kültigin hem yapkudur hem ordu komutanıdır. Bilge Kağan'ın kardeşi artı hükümdarlık da yapmıştır. Bir de vezirimiz Tonyukuk vardır arkadaşlar. Türk tarihinin ilk veziri yazıyor burada da onu silelim arkadaşlar. Ben slayttan silemeyeceğim muhtemelen. O sildi. Türk tarihinin
ilk veziri değil, en önemli vezirlerinden bir tanesi arkadaşlar. Bundan önce vezirlerimiz var, öyle ifade edeyim. Tonyukuk, bu üçü Orhun abideleri dediğimiz abideleri dikecekler birazdan arkadaşlar. Bu devlet nasıl yıkıldı? Hemen bir tane soru gelmiş, ona bakıyorum. Bu devlet yine iç isyanlarla, Basmillerle beraber yıkılıyor. İlk vezir hocam Asya Hunlarında karşıma vezir çıkar. Kutoğu diye şeyin veziri var. Nedir? Atilla Mete'nin vezirinin adı Kutoğu. Onun için ilk vezir demek doğru değil. Onun için geçiyorum onu. Bilge Kağan'ın ölümünden sonra devlet tekrardan dağılmaya başlanır arkadaşlar. Yani Uygur, Karluk, Basmil Türkleri, başka boylar bizim 2. Göktürk Devleti'ni yıkacaklardır. O zaman buraya gelene kadar Mete Han Türk siyasi birliğini sağlar. Mukan Kağan Türk siyasi birliğini sağlar. Ve Bilge Kağan Türk siyasi birliğini sağlar aziz canlar. Göktürklerin önemli yönleri, Türk adını ilk defa kullanıyorlar. Bu bir. Bunu zaten biliyorum. İkincisi, Göktürk ve Orhun alfabesini yapıyorlar. İlk milli alfabemizdir bizim bu. Toplamda 38 harften oluşan bir alfabedir arkadaşlar. Türklere ait milli alfabeyi oluşturdukları için milliyetçi özelliklerini biliyoruz. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Türklere ait ilk parayı, Türk tarihinde ilk parayı bunlar kullanır. Madeni paradır sevgili arkadaşlar. Yarmak adı verilen bir paradır bu. Sadece kullanmışız. İki tane de destanları vardır. Ben bu destanları kimisini de mesela Asya Hunlarında atladım birkaç tane destanı. Onları yazılı dil edebiyatın içinde verme niyetindeydim ama burada çıkınca söyleyeyim. Ergenekon ve Bozkurt Destanı diye destanlar var. Artı Göktürkler arkadaşlar tarımla da uğraşmış. Hunlara ait Töte sulama kanalını kullanmışlar. Bunlara ait bir kanaldır Töte sulama kanalı. Bunu kullanmışlar. Sakın ola hocam bunların tarımla uğraşması, hani yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygur gibiydi, öyle konuşuyorduk. Tarımla uğraşmaları %100 yerleşik demeyeceğiz. Tarımı kullanıyorlar ama yaşam biçimleri tarım değil. Ya da uğraş alanları tarım değildir. Bunu bilmek lazım arkadaşlar. Hatta şöyle bir ifade var. Bilge Kağan Çin'den 1000 ton tohumluk buğday alacak vergi olarak 1000 ton. Bu tohumluk buğdayı bizim Göktürkler ekecek ama bitmeyecek arkadaşlar. Niye? Çin haşlanmış buğday göndermişler. Pişirilmiş buğdayı bize göndermiş üçkağıtçılar ve bitmeyecektir. Yani ben tarımla uğraşmak istesem de henüz tarım tam anlamıyla nasıl yapılır bilemiyorum. Ama darımarı yani arpadır, mısırdır, bunlardan yoncadır bir şeyler ektiğimiz biliniyor Orta Asya'da. Tamamen tarımı uğraş alanları olarak Uygurlar kullanacaktır canlar. Geliyorum Uygurlara. Orhun abideleri yazı dil edebiyatta eriteceğim sevgili arkadaşlar. Uygurlar bazı kaynaklarda özellikle Arap kaynaklarında 9 Oğuz olarak bilinen devlettir. Bir daha söylüyorum. Arap kaynaklarında 9 Oğuz olarak bilinen devlet Uygurlardır sevgili arkadaşlar. Bilge Kül Kağan tarafından kurulur. Kurucusuna çok takılmayın bunun. Burada Boyan Çur Kağan diye bir kavramımız var bizim. Önemli bir Kağan'ımızdır. En parlak dönemini yaşar Moyen Çur Kağan döneminde Uygurlar arkadaşlar. Uygurlarda birkaç tane Kağan ismi söyleyeceğiz. Ona dikkat edelim. Uygurların başkenti öncesinde Ötüken'dir. Sonra başkenti Karabalasagun'a taşır. Yani bir başkent değişikliğim var benim burada. Artı Ötüken'i Göktürkler kullanır.
Asya Hun Devleti kullanır. Ötüken bizim toprak ana ya da Türk memleketlerinin yüreği dediğimiz yerdir. Ben bu kavramları tek 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 yazacağım, söyleyeceğim arkadaşlar. Hem Göktürklerin hem de bir müddet Uygurların ve Asya Hun Devleti'ne başkentlik yapmıştır Ötüken. Orta Asya'da en önemli devletlerden ya da bölgelerden bir tanesiydi. Türk memleketlerinin yüreği olarak bilinir sevgili arkadaşlar. Uygurlarda önemli bir kağanımız vardır. Bu kağanın adı da Bögü Kağan'dır sevgili arkadaşlar. Bögü Kağan'ı lütfen unutmayınız. Biz de Mani dinini benimseyen, yani bir din benimseyerek topluma da bu dini benimseten bir kişidir Bögü Kağan. Bunun döneminde Maniheizm benimsenir. Maniheizmin hemen hemen her şeyi soruldu KPSS'de. Benimseyen kişiyi sormadılar. O da Bögü Kağan'dır. Bu dinin etkisiyle ben hükümdarlarıma Ay Tengri unvanını kullanıyorum. Dikkat! Ay Tengri, Tengri dini bir kavram ve Türkçe bir kavram. Hala dini terimlerin Türkçe kavramını kullanmışım. Sakın ola! Uygurlar sevgili arkadaşlar. İşte Mani dinini benimsediler. Asimile oldular gibi bir düşünce içerisine girmeyiniz. Türklük özelliklerini yitirmemiştir ama savaşçılık özelliklerini yitirirler. Çünkü bu din et yemeyi yasaklar, kan dökmeyi yasaklar, hayvansal gıdaları yasaklar. Bundan dolayı adam et yemeyince mecburen ne yiyecek? Ot yiyecek. Ekip biçtiği ürünlerinin başında bekleyecek, yerleşik yaşam başlayacak. Yerleşik yaşamdan dolayı, bu dinden dolayı tapınak mimarileri başlayacaktır sevgili arkadaşlar Uygurlar'da. Yine Uygurlar, siyasi olarak bitireyim sonra kültürel özelliklerine geleyim. İkiye ayrılacak arkadaşlar. Birisi Sarı Uygurlar, birisi Turfan Uygurları diye ikiye ayrılır. Çin'in egemenliği altında bulunur Turfan Uygurları. İkisine de Moğollar son verecektir bir müddet sonra arkadaşlar. Ve Moğolların Türkleşmesine de katkı sağlamıştır bizim Uygur devletimiz. Onu ileride söyleyeceğim. Uygurları tamamen yıkarak tarih sahnesinden silen kişiler ise Kırgızlardır arkadaşlar. Mesela birkaç tane özellik verir. Kırgızlar tarafından yıkılan diye başlarsa yapıştırın geçin Uygurları diyelim. Özelliklerine geldiğimizde Maniheizm, söylediğimiz ifade burada var. Maniheizm dininin Türkçe karşılıklarını kullanırsa milliyetçilikleri gelişmiştir dedik, bu bir. İkincisi, Türk tarihinde yerleşik hayata geçmişlerdir. Şehirlerine balık demişlerdir arkadaşlar. Balık adı verilen şehirler var. Ordu Balık, Beş Balık, On Balık, Turfan, Kansu gibi şehirler vardır. Şöyle bir soru kalıbı olabilir. Bakın dikkat edin. Der ki işte Göktürkleri ve Asya Hunlarını kuzey güney diye ayırırken Uygurları Kansu ve Turfan diye ikiye ayrılmasının temel nedeni nedir? Yerleşik hayata geçmeleridir. Yani Kansu'nun, Turfan'ın, Balık'ın, Ordu Balık'ın şehir olduğunu bilmekte fayda var. Yine Uygurlarda ilk defa bankacılık sistemi gelişmiştir. İlk defa kağıt para kullanılacaktır bunlarda aziz canlar. Ve bunlarda duvar resmi gelişir. Fresko adı verilen duvar resimleri gelişir. Freskoyu gördüğünüz yerde yerleşik yaşam vardır diye yapıştırın geçin. Yapan kişilere ise, bunların ressamlarına ise bedizci deniyordu hatırlarsanız. Bedizci. Sonrasında bunlarda minyatür gelişir. Yani perspektifi olmayan bir gölge resim sanatı. Orta oyunu, pandomim gelişir arkadaşlar. Tiyatro başlar. Normal. Adamlar savaşmayacak. Savaşmadıkları için yapacak bir şey yok. Fısırık fısırık oturacaklar. Ve günün birinde başlayacaklar bunlar konuşmaya. Birisi diyecek ki, ya benim dedem öyle bir savaşçıymış diye anlatacak, oynayarak anlatacak, al sana tiyatro. Oradan birinin kulakları ağrıyınca, ya yeter artık sessiz olun diyecekler. Bu oyunu yavaş yavaş sade sade anlatacaklar. Pandomim ortaya çıkacak. Buraları sallıyoruz ama buna benzer bir uygulama olmuş Uygurlar arasında arkadaşlar.
Kağıdı, matbaayı ilk defa kullanan Türk devletidir arkadaşlar. Basma kalıp kullanarak hareketli harf sistemini geliştirirler. Kendilerine ait bir kütüphane, genellikle dini metinlerdir bunlar. Bunları kullanmışlardır. Soğut alfabesi dediğimiz bir alfabe var. Bu İran'ın dolaylarının alfabesi. Bunlardan etkilenip Uygur alfabesini oluşturmuşlar. 18 harftir Uygur alfabesi. Yine bunların kendilerine ait göç ve türeyiş destanları vardır arkadaşlar. Karabalgasun yazıtları, Çine Uşi yazıtları, Bugut yazıtları gibi bir sürü yazıtları var. Yazı, dil, edebiyatta söyleyeceğim bunları aziz canlar. Kağıt parayı ilk defa kullanmışlardır dedik Uygurlar. Çav adı verilen kağıt paraları vardır Uygurların sevgili arkadaşlar. Yine ilk defa örgün eğitimi kullanır, ilk defa çiçek aşısını kullanır Uygurlar diyelim. Mesken vergisi, toprak vergisi, ister istemez özel mülkiyet kavramı, vakıflık, noterlik, bunların hepsi Uygurlardadır sevgili arkadaşlar. Demişiz ki yerleşik yaşamın kanıtı nedir? Yerleşik yaşamın kanıtı tarımdır ama tarım %100 kanıtı değildir, bunu biliniz. Tohumluk buğday olabilir, kitap, kütüphane, minyatür, fresko, duvar resimleri, mesken vergileri, konut vergileri hepsi yerleşik yaşamın kanıtıdır. Peki hocam tarımın kanıtı ne? Tarımın kesin kanıtı arkadaşlar sulama kanalıdır. Orak ve sabandır, toprağı ekip biçmeye yarayan alettir. Tohumluk buğdaydır ve ambar demiş. Bazıları tahıl saklama kabıyla karıştırabiliyor bunu. Ambar taşınamayan bir malzemedir arkadaşlar. Yani bir ev gibi, oda gibi düşünebiliriz bunu. Eğer büyükse, taşınamayacak kadar büyükse tarımı gösterir. Ama bir değirmen taşı, bir tahıl öğütme taşı, bir tahılma saklama kabı. Bakın burada ambarı demiş. Yukarıya da ambarı almış. Tohumluk ambar diyor ama. Bunlar ticaretle alındığı için ya da bir buğday tanesi ticaretle alındığı için arkadaşlar kesin tarımı göstermez ama olası tarım diyeceğiz sevgili canlar bunlara. Diğer Türk devletlerine geliyoruz. Uygurları bitirdim. Uygurlardan, Göktürklerden sorularınız var mı diğer Türk devletlerine geçmeden önce? Kırgızların son verdiğini bilelim Uygurlar arkadaşlar. Hemen hızlıca sorularınızı alayım. Bu ıvır zıvır dediğim benim. Daha çok soruların ama oradan geldiği devletler haberiniz olsun. Oraya geçeceğim. Gamze hocam buyur. Aç istersen mikrofonunu. Bizans elçileri. Elçileri söylemedim. Göktürkler ilk defa Bizans'a elçi gönderen, daha doğrusu Orta Asya'dan, normalde Avrupa onları gönderir. Orta Asya'dan Bizans'a giden elçi. Bunu unuttuk. Orta Asya'dan yazıyorum arkadaşlar şu an. Bizans'a giden ilk elçi benim gibi manyağın teki arkadaşlar. Bizans'tan gelen ilk elçi. Bu arada Bizans'tan gelenden kastım hep Orta Asya. Bunu bileyim. Bizans'tan Orta Asya'ya gelen diyeyim. Orta Asya'ya gelen elçi Zemarkos. Zemarkos diye bir elçi arkadaşlar. Avrupa Hunları da elçi göndermiştir. Avrupa Hunları Bizans'tan, Göktürklerden falan daha önce gönderiyor. Peki başka sorusu olan var mı? Yoksa diğer ıvır zıvır devletlerime geçeyim. İyi oldu Gamze Hocam. Teşekkür ederim bunları hatırlattığın. Sanki yok gibi. Devam et Haşim o zaman.
diğer devletler, diğer Türk devletleri, Asya'da kurulan ve Avrupa'da kurulan diye en son özet geçeceğim arkadaşlar. Seçenekler Macarlar, Bulgarlar, İdil Bulgarları, Hazarların bir kısmı ve Oğuzların bir kısmı Avrupa'da devlet kururlar. Karluk, Türkeş, Kırgız gibi devletlerde genellikle Asya devletleri olarak karşımıza çıkar. Şimdi geldim nereye? Hazarlar arkadaşlar, Asya'da kurulan bir devlettir. Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuştur. Dikkat edin. Museviliği kabul eden, Yahudiliği kabul eden tek Türk devletidir arkadaşlar. Ve Hazarlar bulundukları bölgelerde, sevgili arkadaşlar, bulundukları bölgelerde ticareti çok geliştirmişlerdir. Ticaretten dolayı adalete ve barışa önem vermişlerdir. Hoşgörülü bir topluluktur sevgili arkadaşlar. Hazarlar deyince akla Hazar Barış Çağı ya da Pax Hazarizm gelir. Bundan dolayı adaletlidir dedik. Bunların mahkemelerinde Musevi hakimler vardır, Hristiyan yargıçlar vardır, Müslüman kadılar vardır. Hem adaletli olduğunu hem de hukuk birliğinin olmadığını gösterir Hazarlardan. Hazarlar Müslümanlarla ilk savaşı yaparak Orta Asya'nın İslamiyet'e girmesini ya da Kafkasya'nın İslamiyet'e girmesini engeller. Bu ilk savaşın adı Belencer Savaşı'dır arkadaşlar. Hazreti Osman döneminde ilk defa Belencer Savaşı ile Kafkasya'nın Orta Asya'ya girişi engellenir. Burayı Türkistan tarihinde de söyleyeceğim. Günümüzün Hazar Denizi'ne ismini verirler. Rusları kültürel açıdan etkilenirler ve Rusların egemenliğinde bulunan Kıpçaklar, Peçenekliler yıkacak bunu. Hazarlar ticaretle zenginleştikleri için orduları ücretlidir. Normalde Türk tarihinde ücretli ordu çok gözükmez İslamiyet öncesinde. Ama Hazarlarda ücretli, paralı askerler kullanılmıştır arkadaşlar. Dikkat! Bunlar Musevi olduğu için sürülmüş arkadaşlar bir müddet sonra Ruslar tarafından. Polonya'da yaşadıkları söyleniyor. Polonya'da yaşayan Karaim Türkleri, Karaçay Türkleri bunların olduğu söyleniyor arkadaşlar. Artı Hazarlarda bilmem gereken bir diğer husus. Burada yazılmamış. Bir takvim bulabilirsem onun üzerinden gideceğim. Yani ve şuradan ilerliyorum. Kusura bakmayın, hızlı ilerleyip takvim arıyorum arkadaşlar. Şey takvim diyorum, harita. Harita bulamadım. Şuradan gideceğim. Harita benim işimi az çok görür. Bu arada imleci haritanın üzerinde oynattığım vakit sizde gözüküyor mu? Mesela şöyle bir oynatma yapsam. Sizde gözükür mü arkadaşlar? Benim için önemli bu. Ya da kapatıp yeni bir slide yüklemem lazım. Çok da uğraşmak istemiyorum. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar lütfen tane tane dinleyin burayı. Ve not alın birazdan. Not almanız için de susacağım da. Hazar deyince aklımıza başka neler gelsin? Bizim bildiğimiz ticaret yolları var. Bilindik ticaret yolları. Bana o ticaret yollarını hızlıca söyleyebilir misiniz? Aklınıza neler geliyor mesela? Bakalım neler geliyor. İpek yolu. Şeyma'dan geldi. Evet. İpek yolu. Bak hep genelde İpek yolu cevapları gelecek. Kürk yolu. Tamam. Kürk yolu. Süper. Aradığım cevabı buldum. İpek ve Kürk yolu. Şimdi sevgili canlar. İpek yolu dediğim yol dışarıdan ses geliyorsa camı kapatayım mı? Yoksa idare eder mi bu? Ezan okundu. Dışarıdan camım açık da pencere açık. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir saniye ya. Evet. Kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Genellikle akla gelen yol İpek yolu. ÖSYM'deki amcalar
bu Kürt yolunu bize vererek bizi yanıltabilir. Şimdi haritaya dönüyorum canlar. Neler bunlar? Bir, İpek yolu dediğim yol şuradan başlar. Yani Çin'den başlar. Şurayı Çin olarak algılarsam arkadaşlar. Öncelikle Türkiye'nin yerini göstereyim. Şu Doğu Roma dediğim şurası benim Türkiye haritam. Dikkat edin. İpek yolu Çin'den başlar arkadaşlar. Karadeniz'in kuzeyinden yani Kırım'dan şu coğrafyadan içerisinde bugünün Rusya'sı, bugünün Orta Asya'sı Kırım üzerinden direkt Balkanlardan Avrupa'ya gider. Bu yolun adı İpek yoludur. Bu bir. Dikkat. İkinci yolum. Yine Çin'den başlar arkadaşlar. İpek yolu. İran üzerinden bu sefer Hazar'ın güneyinden, İran'dan, Mezopotamya'dan, Kayseri'den, Akdeniz'den, Anadolu üzerinden gider. Yani İpek yolu dediğim yol Çin'den başlayıp bir Karadeniz'in yukarısından gidiyor. İkincisi İran üzerinden Anadolu'dan gidiyor. Yani böyle bir yay çekerek gidecek İpek yolu. O zaman Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan yol İpek yoludur. Türkler bu yolu çok sık kullanır. İkinci yolum arkadaşlar, ticarette bilinen ikinci yol. O da baharat yoludur. Hindistan'dan başlar bu baharat yolu. Bir tanesi Kızıldeniz, zaten bir tane olarak gideyim ben bunu. Kızıldeniz üzerinden, Mısır üzerinden Akdeniz'e, Akdeniz'den de Avrupa'ya gider. Alaaddin Keykubat ya da Selçuklular bu yolu Anadolu'ya doğru kıvırmışlar arkadaşlar. Orası şu an beni ilgilendirmesin. O zaman iki tane bilindik, net bilindik yolum var. Birisi İpek yolu. Nereden gidiyordu? Karadeniz'in kuzeyinden ve Anadolu'dan. İkincisi baharat yolu Hindistan'dan başlayıp Avrupa'ya kadar uzanıyor. Buraya lütfen dikkat. Türkler, yani İslamiyet öncesindeki Türkler, hani dersin başında zaman demiştim ya, zaman kavramı şimdi girdi piyasaya. İslamiyet öncesi Türklerde baharat yolu yoktur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ama İpek yolu için yapmadığım hiçbir savaş kalmamış. Önemli bir yolum dediğimiz yol, az önce arkadaşlarımdan gerek Şeyma ve gerek Gülsüm, yanlış hatırlamadıysam, Kürt yolundan bahsetmişti. Kürt yolu neresi? İşte Hazar denizinden, yani Hazar ülkesinden başlar, Orta Asya merkezli bir yoldur. Çin'e kadar uzatabilirsiniz bunu, çok önemli değil. Orta Asya merkezli Çin'e kadar uzanan Hazarlara ait yolun adıdır Kürt yolu. Tam ticaretin göbeğindedir bu adamlar. Onun için herkes ticaretle uğraştığından dolayı elde asker kalmaz. Bundan dolayı paralı askerleri vardır Hazarların arkadaşlar. Beni askerlik kısmından ziyade yola tekrar dönüyorum. O zaman dikkat canlar. İpek yolu Anadolu'dan geçer mi? Geçer. Bu bir. Baharat yolu Anadolu'dan geçer mi? Geçer. Bu iki. Kürt yolu Anadolu'dan geçer mi? Zinhar Kürt yolu Anadolu'dan geçmez arkadaşlar. Bana şöyle bir soru sorabilir ÖSYM. Der ki 1, 2, 3 öncüllü hangileri Anadolu'dan geçer tarzında sorar. Ya da soruyu taklatar. Der ki işte ne bileyim Çin'den Hazar ülkesinden başlayarak Orta Asya merkezli Çin'e kadar uzanan yol der. Şıklara İpek yolunu kullandırır. Hani Çin yol ticaret micaret kullanınca pat düşürür bizi orada. İkincisi bir de Türklerin kullanmadığı yol der. Zaman belirtmez bu sefer. Baharatı Türkler kullandı. İpeği Türkler kullandı. Ve Kürt yolunu kullandı. Hani hatırlayın tarihte bir kral yolu denilen meşhur yol vardı. 9. sınıfta gördünüz siz bu dersi. Kral yolu bu Lidyalıların parayla, Perslerin parayla uğraştıkları yol kesinlikle Türkler tarafından kullanılmamıştır. Ama Anadolu'dan geçer mi? Geçer. İlk çağlarda Anadolu'da kullanılan yolun adı Kral Yoludur. İslamiyet öncesi Türk tarihiyle alakası yoktur. Baharat yolu Türkler tarafından kullanılsa da İslamiyet öncesiyle alakası yoktur. İslamiyet öncesiyle alakalı iki yolun birisi Kürt yolu, birisi İpek yoludur. Anadolu'ya uğramayan yol ise Kürt yoludur arkadaşlar. Ben bu ticaret yollarına oldukça önem veriyorum. Karşımıza soru gelebilecek gibi de duruyor sevgili canlar.
Geliyorum bir diğer slaytıma. Türk İşler. Türk İşler deyince akla ne gelir arkadaşlar? Bir, Bagat Arkan gelir, kurucudur. Bunlar iki defa kurulur. Yani birisi Kara Türk İş, birisi Sarı Türk İş olarak kurulur. Bagat Arkan kendi adına para bastırır. Bu bir. İkincisi, hatırlayın, Orta Asya'da Çin egemenliğine girdiği vakit bir Türk devleti devam etmişti dedik. İşte o devam eden devlet Türk İşler'di. Buraya da lütfen dikkat edin. İkincisi, Sulu Kağan diye bir liderimiz var bizim. Ve Emevilere karşı, bunu Türkistan'ın girişinde uzun uzun anlatacağım. Emevilere karşı şiddetli bir mücadele eder. Bu mücadelenin adı Haristan Savaşı'dır arkadaşlar. Haristan Savaşı'yla Orta Asya'nın İslamiyet'e girişini engeller. O zaman Türk İşler bir, İslamiyet'in girişini engeller ve Hazarlar İslamiyet'in Orta Asya'ya girişini ya da Kafkasya'ya girişini engeller. İslamiyet'in yayılmasını engelleyen iki topluluk, birisi Türk İş, birisi Hazar'dır. Bunların siyasi varlıklarına da Karlıklılar son vermiş diyor. Çok da önemli değil arkadaşlar. Bir diğer devletin Karluk, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu. Bu kadar. Bilmem gereken tek husus bu. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyudur. Bu boy Cengiz Han'a itaat etmiştir. Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman boy diye de bilinir. Cengiz'i anlatırken vurgulayacağım bu cümleyi arkadaşlar. Hani Talas Savaşı'dır bilmem nedir, oralara girmeye gerek yok. Bir başka devletin Kırgızlar. Kırgızları anlatayım, Oğuzlar kalsın. Oğuzlara da çok değineceğimiz bir şeyler var. Kırgızlar bugünkü Kırgızistan dolaylarında kurulan bir devlettir arkadaşlar. Buradan soru gelecekse şöyle gelir, haberiniz olsun. Dikkat! Ötüken merkezli bir devlettir ve Ötüken'i son olarak kullanan devlet Kırgızlardır. Daha doğrusu Ötüken'i başkent olarak kullanan son devlet Kırgızlardır. Bunu şöyle de sorar. Kırgızlar Moğollara egemen olan, itaat eden ilk Türk boyu. Yani Karluklulardan bile önce itaat etmişler. Bundan dolayı Ötüken'i Moğollara teslim etmişler arkadaşlar. Ötüken de ister istemez Türk kültürü sona erecek Kırgızlardan dolayı. O zaman Ötüken'i merkez olarak kullanan son devlet Kırgızlardır. Moğollara itaat eden ilk devlet Kırgızlardır. Buna dikkat. Kırgız deyince aklımıza Manas destanı gelir. Uzun bir destandır, canlı destandır, hala söylenir. Dünyanın en uzun destanıdır bu destan. Destanlarda bir kez daha söyleyeceğim. Yazıt ile edebiyatta konuşacağımız olan Yenisey yazıtları da Kırgızlara aittir. Bazı kaynaklar Kırgızların ölülerini yaktıklarını filan da söylüyor arkadaşlar. Hatta ölülerini yakan tek Türk devletidir Kırgızlar denir. Benim aklıma Kırgızlar deyince bir, Ötüken'i son olarak devlet kurdukları, bir de Moğollara itaat eden ilk Türk boyu olduğunu bilsek yeterli. Bir de Cengiz Aytmatov gelir. Hani Gün Olur Asra Bedel eseriyle bilinen, Selvi Boylum Al Yazmalım eseriyle bilinen ya da Islık Göl adlı eseriyle bilinen Cengiz Aytmatov'u da hatırlayalım. Onu da Çağdaş'ta değineceğim. Evet, Oğuzlar diye başlığımız kalsın. Nerede kaldığımızı söylersiniz bana. Canlar. Burada bırakacağım. Bırakmadan önce. Zaten 6 kişi kalmış. Yerleri gitti mi? Diyorum. 18 kişiymiş. 50 ile başlamıştık. Herhalde beni beğenmediler. Şimdi onu söyleyeyim. Test sorunu nasıl arkadaşlar? Bu hızla gideceğim, haberiniz olsun. Bu sizin alıştırma dersiniz gibi olabilir. Hızlı hızlı ya konuşun ya yazın. Bu ton iyi mi? Eyvallah. Artı. Başka. Merhaba hocam. Ben Ayşe. Tekrardan bir şey soracağım da. Tabii sor. Hızımız güzel de normalde ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz konunun tamamını? Hocam Allah bilir. Yani ben canlı derslerimde, sınıftaki yüz yüze derslerde arkadaşlar 19 Mayıs itibariyle derslerimi bitiririm derdim. Ve 19 Mayıs'ı kendime hep
böyle bir milat bayrak gibi alırdım derslerimde ama süreç bizi bilgisayarın karşısına itekledi. Ne olur ne olmaz onu hiç bilemiyorum. Yetişmeme kaygınız olmaz onu bilin. Eğer bu süratle bu tempoda gidersek şayet hangi aydayız biz? Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Temmuz gibi bitiririm arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Tamam hocam. Başka sorusu olan var mı canlar? Hocam. Buyurun. Evet, sesim geliyor galiba. Geliyor. Şimdi biz şu an tekrar gibi yapıyoruz zaten. Hı-hı. Yani konulardan bayağı geri başladık ama şu an tekrar olduğu için hızımızda bir sıkıntı yok ama yeni konulara geldiğimizde biraz hızlı olabiliriz. Daha mı hızlı olalım? Yani bunlar zaten bizim için tekrar. Çoğu arkadaşımız zaten tekrar yapıyordur. Hı-hı. Yani biz Eskişehir'de mesela son açılan gruptuk. Ona rağmen biraz Osmanlı'ya daha ilerledik. Osmanlı'ya gelmiştiniz siz değil mi Özcan Bey'le? Hayır, Selçuklu'daydık. Ha, tamam, Selçuklu. İşte hocam hızım genelde bu şekilde olur. Zaten Osmanlı, Osmanlı hele hele Osmanlı'nın kültür medeniyeti gelince size hızlı gelir. Biraz daha hızlı derseniz hızlı gidebilirim. Okuyacak gibi oluruz o zaman slaytı. Benim için çok sıkıntı değil. Ben ilk ders olması hasebiyle gittim. Hatta hızlı anlattığımı düşünmüştüm diyelim. Yok, gayet iyi şu an. Ama ileriki konularımıza biraz yavaşlayabiliriz. Tamam, bakalım. Vites şu an 3'te arkadaşlar. Onu bilin. 4'ü, 5'i tamam. Var. 2'ye, 3, 1'e atarsak uyursunuz zaten. Tamamdır. Teşekkür ederim hocam. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Hocam haftada bir gün şeklinde değil mi ders? Ya şimdilik öyle hocam. Eğer bu ileride artmaz